Ama bizim alemimizde öyle bir hoca profili çizilmiş ki yıllarca hoca deyince sakal olacak, sakalı yoksa hoca değildir. Sakal eşittir hoca, hoca eşittir sakal olarak gösterilmiş. Ve işte sürekli Bediüzzaman sakalsızdı, Bediüzzaman da sakal yok, Bediüzzaman da sakal yok diye ifade ediliyor. Ve sakal hakikatını bir de onun ağzından, dilinden dinleyelim. Şimdi Risale-i Nur'u okumaya başlayan, Bediüzzaman Said Nursi'nin aynasında gözüken bu hakikatlere muhatap olmaya başlayanların hemen alimini bulandıran ve belki de tebaiti zorlaştıran en büyük sorulardan bir tanesi sakal mevzusu. Bediüzzaman Hazretleri'nin belki de benim alemimde en büyük imtihan, hariçteki insanlar için imtihan vesilesi olan iki nokta sayabiliriz. Yani bir evlilik vardır. Hadi evlilik noktasında adam diyor zaten 20 kusur sene hapiste yatmış, ne zaman evlenecek vakti bile kalmamış. Ama sakal mevzusu gerçekten de büyük bir mesele olarak ifade ediliyor. Ve işte sürekli Bediüzzaman sakalsızdı, Bediüzzaman da sakal yok, Bediüzzaman da sakal yok diye ifade ediliyor. Ve sakal hakikatını bir de onun ağzından, dilinden dinleyelim. Nedir, ne değildir bilelim. Çünkü maalesef dine zarar veren kişileri kimlerdir dediğimizde benim alemimde okuduğum vakatlardan 4 sınıf insan geliyor. 1- Müstebitler. Yani istibdat. Yani kişileri korkuyla tutanlar. Mesela bu bizim dairemizde de vardır. İşte şuraya gitme, buraya gitme, bu ağabeye gitme, buna gitme. Yok kardeşim öyle bir şey. Ben bunu hep yaparım yani. Buraya ait hissediyor musun kendini kardeşim? Burada kal. Hissetmiyor musun? Bak kapı aşağıda. Allah yolunu açık etsin. Sıkıntı yok. Çünkü adam kaybetme korkusuyla adam kazanma hesabı nefsi emmareden gelir. Eğer bir insan adam kaybetme ve kazanma davasıyla uğraşıyorsa bu adamın yapmış olduğu hizmet hizmet değildir zaten. Ona göre hamleler yapıyorsa bu adamın yapmış olduğu hizmet hizmet değildir. Eğer kendine, şimdi ehli dünyanın güzel bir sözü var. Kendi ışığına güvenen kişi diyor başkasının ışığından rahatsız olmaz. Allah sana bir pencere açmışsa, bir hakikatlere muhatap olmayı nasip etmişse seni dinleyecek birileri gelir zaten. Merak etme yani. Korkmana da gerek yoktur. Ya sen aydınlanmaya bak, nurlanmaya bak. Zaten ışığınla o cezbedeceği insanlar mutlaka olacaktır ki bu senin vazifen de değildir zaten. O ayrı mesele. 2. Cahil mutaassıplar. Mutaassıp ama cahil. Körü körüne bağlı. İlme dayalı değildir bunların bağlılıkları. Tamamen şekli ve hissi bağlılıklardır. Ve çok büyük zarar verirler bu tip insanlar. 3. olarak da dinde hassas insanlardır. Ama muhakeme-i akliyede noksan. Dinde çok hassas ama akli muhakemesi zayıf. Hassasiyetiyle zarar vermeye başlıyor. Özellikle bu 4 güruhun içerisinde böyle samimani insanlar haricinde bu meseleyi çok irdeleyen, çok ondan sonra kaşıyan, çok nazara veren insanlar var maalesef. Sakal meselesini. Bediüzzaman sakalsız, Bediüzzaman sakalsız, Bediüzzaman sakalsız. Bakalım Bediüzzaman ne diyor sakal için? Onu bir dinleyelim. Onun ağzından konuşalım. Sakal meselesi ise bu bir sünnettir. Değil mi? Sünnettir. Farz değildir. Farzlaştırmanın bir anlamı da yoktur. Farz değildir, sünnettir. Hocalara mahsus değil. Ama bizim alemimizde öyle bir hoca profili çizilmiş ki yıllarca hoca deyince sakal olacak, sakalı yoksa hoca değildir. Sakal eşittir hoca, hoca eşittir sakal olarak gösterilmiş. Ha şu da var ama örfi olaraktan, yani zaten okuyacağım onları da, sünnet-i seniyede çok büyük önem arz eden ve toplum tarafından kabul görmüş olan bir hakikattir sakal meselesi. Zaten onu söyleyeyim bak şimdi. Bu millette %90 sakalsız olanların içinde küçükten biri sakalsız bulundun diyor üstad. Toplum içerisinde %90'ı sakalsızdı. Ben de sakalsız bulundum toplum içerisinde. Bu 20 senedir bana resmi hücumlarda bazı arkadaşlarımın sakallarını kestirmeleriyle benim sakal bırakmadığım bir hikmet, bir inayet-i ilahi olduğunu ispat etti. Hapse giriyor, sakalı kesiyorlar. Hapse girdin mi sakalı tıraşlıyorlar. Matruş olacaksın yani. Sen mahkemeye çıkamazsın sakallı şekilde. Eğer sakal olsaydı, tıraş edilseydi Risale-i Nur'a büyük bir zarardı. Çünkü ölecektim, dayanamayacaktım diyor. Böyle bir şeyin yapılması benim çok ağrıma gidecek, ben buna dayanamazdım, ölecektim diyor. Şimdi bazı alimler, bakın bazı alimler, bazı hocalar sakalı tıraş etmek caiz değildir demişler. Muratları sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır demektir. Yoksa hiç bırakmayan bir sünneti terk etmiş olur. Şimdi kilit nokta burası. Şimdi üstadın bu vermiş olduğu hükmü İmam-ı Şafii ve o mezhepte mesela İmam-ı Nevevi, işte Razi Hazretleri, işte Gazali Hazretleri, İbn-i Hacer gibi zatlar bu görüşü savunuyorlar. Bu görüş hakikat. Yani sünnet-i seniye sakalı bıraktım ve bunu bıraktıktan sonra kesersem bu haramdır. Ama ben sünnet-i seniye sakalı bırakmamışım. Ben bunu kesiyorum. Bunu haram değildir demişler. Şimdi üstad bunu bırakmamış. Fakat bu sünnet-i seniye terk etmesini de böyle hani ya işte kardeşim bu zamanda sakal esas değildir. Böyle işte bunu çok fazla şey yapmaya gerek yok şeklinde de müdafaa etmiyor yalnız. Buna çok dikkat etmek lazım. Bakın hemen arkasında ne diyecek meselenin özeti çok güzel. Fakat bu zamanda dehşetli pek çok günahı kebireden çekinmek için
Bu terk-i sünnete mukabil Risale-i Nur'un irşadıyla 20 sene hapsi münferit hükmünde işkenceli bir hayat geçirdik. 20 sene hapis yattım diyor. Ne için? İnsanların büyük günahlara girmemesi. Hakaiki iman eden mahrum kalıp imansız gitmemeleri için diyor. Risale-i Nur yoluyla hizmet için 20 sene hapiste yattım. İnşallah o sünnetin terkine bir kefarettir. Demiyor ki ya işte ya sakal esastir kardeşim. Ha şaka kardeşim. Böyle bir sünnet ki kuvvetli bir sünnet ve biz bunu uygulayamadık ve bu uygulayamamızın sebebinde 20 sene boyunca hapiste yataraktan biz bunu maalesef faturasını tabiri caizse ödedik. Ve Bediüzzaman'ın hiçbir eserinde hiçbir talebesinde aman sakal bırakmayın kardeşim. Sakal bırakırsınız da ben bırakmadım siz de bırakmayın gibi böyle bir nokta yok. He, nurcular sakalsız olur noktası gibi manalar ifade ediliyor. E şimdi hayat içtimai içinde yine devlet içerisinde çalışan işte çoğu okumuş veyahut da öğretmen olan memuriyet hayatı yaşayan birçok nurcu abilerimiz var. Bunlar da görevleri gereğinde sakal bırakmamışlar. Bırakmıyorlar. Ve önemli olan şu noktayı kaçırmamak lazım. Risale-i Nur sünnet-i seniyenin esasatını ders verir. Esasata göre sakal teferruattır. Şimdi sünnet-i seniyenin esasatı nedir dediğimizde mesele burada başlıyor. Önce bunu bir analiz etmemiz lazım. Esasatı sünnet-i seniye hakaiki imaniyede ciddi bir şekilde mütefekkirane taklide dayanmayan tahkiki şekilde çalışmaktır. İnsanların imanını takviye etmesi, kendi nefsini ve hariçteki insanların imanına kuvvet verecek şekilde çalışmak sünnet-i seniyenin esasatıdır. Ve bu esasattan sonra sakal gelir. Dolayısıyla Risale-i Nur'un tutmuş olduğu metot, uygulamış olduğu yöntem kişiyi içten dışa doğru değiştirir. Ama sen eğer kişiyi içten donatıp İşte bu manada ciddi şekilde hakaikte mezzetmezsen, nurlandırmazsan, dıştan başlarsan bu sefer patlak veriyor. Ne oluyor bu sefer? İşte sakallıdan korkacaksın, sakalından utan, değil mi? Niye? Hareketler ve fiiller sünnet-i seniyenin insan simasında gözüken şekli olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında gözüken ve Müslüman'ın da bir simgesi, bir şairi hükmünde olan sakala hemen dil uzatma başlıyor. Neden? Çünkü içten donatılmamış, dıştan yapılan bir değişim var. Değişim içten dışa doğru başlar. Dıştan içe doğru değişim olmaz. O yüzden tavsiye edeceğiniz şey nedir? İlk namaza başlayan işte kardeşim sakal bırak değil. Önce hakaiki imanı ile derinleş. Önce kendi kainata geliş gayeni öğren. Kitab-ı Kebir'i kainatı öğrenmeye başla. Ondan sonra zaten yavaş yavaş değişim başlar. Her insan bu hayatında bu değişimi gösterir. Sonra zamanı geldikçe yavaş yavaş sakalını da bırakırsın. Sakalın da olur. İşte farklı ondan sonra sünnet eserini ver. Varyasyonlarını da uygularsın. Hepsi güzeldir. Ama bunu yapmayıp yalnızca sakala odaklanıp ya işte kardeşim sakal da sakal sakal da sakal diye bastırıp bu noktada hakaiki iman noktasında ona kıyasen söylüyorum. Bakın cümleyi yanlış anlamamak lazım. Hakaiki imaniye dediğimiz imanda terakki etmek ve taklidi Müslümanlıktan tahkiki Müslümanlığa, tahkiki imana ulaşmak için yapılan çalışmaların adıdır. Esasatı sünnet-i seniye. Bu esasata göre sakalı öne almak, sakalı nazara verip insanları aman da sakalla sakal diyerekten şekle, bakın şekle, içi boş şekle itmek bu dine yapılacak en büyük ihanettir. Ve bunu esas yapıp bunu bırakmadı diye bir sünnetini terk etti diye Bediüzzaman gibi bir hazreti sakalsız diyerekten böyle haşa tahkir etmek, kötülemek çok büyük bir zulümdür. Allah böyle bir zulümden bizi muhafaza etsin. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve birçok hadis-i şerifinde sakalı bırakmayı tavsiye etmiş. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin birçok talebesi sakallıdır. Örnek verirsek Abdullah Yeğin abi. En yakında vefat edenler söylüyorum. Ahmet Aytemir abi. Şamlı Hafız Tevfik abi. Mehmet Feyza abi değil mi? Tahir Mutlu abi. Bunların hepsi sakallıydı. Ve sakalsız insanlar da vardı. Çünkü şimdi Bediüzzaman Hazretleri esasata gözünü dikmiş. Teferruatla uğraşmıyor. Meşhur bir hatıra vardır anlatayım. Mehmet Feyza abi sakallı. Mehmet Feyza abi hapishaneye işte yargılanıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri de aynı mahkemede. Tabii mahkeme çıktı mı tıraş edilecek. Mehmet Feyza abinin sakalının kesilmesi. Hakimi görüyoruz Mehmet Feyza abi. Diyor ki bu ne ya sakallı bunu tıraş edin diyor. Mehmet Feyza abi üstada bakıyor böyle. Üstad da ona bakıyor. Hakime diyor ki onun sakalı benim sakalım diyor. Onu da emanet diyor. Ona ilişemezsin diyor. Aynen böyle. Ve Mehmet Feyza abinin sakalı kesilmiyor. Mehmet Feyza abi askere gidiyor. Sakallı. Kesmiyor sakalını. Komutan bakıyor. Ya oğlum sen diyor niye sakalını kesmedin diyor. Ya diyor tamam diyor sen diyor ortalıkta dolaşma seni geri hizmete vereceğim ben. Ama ortalıkta dolaşma bu şekilde. Tabii gel zaman git zaman bir gün içtima oluyor. Genel geliyor komutan geliyor ya. İçtima bu kaçamıyor böyle.
Bir görüyor komutan. Bu ne diyor ya? Ha böyle sakal. Bu askeri de ne iş var diyor bunun. Bakıyor bakıyor. Ya diyor. Bu sakal da kesilmez ki diyor ya. Tamam mı? Mehmet Feyza abi bakın. Samimiyetle söylüyorum. Askerliğini sakalla yapıyor. Sakallı askerlik yapıyor yani. Benim sakalım diyor. Bediüzzaman'ın sakalıydı. Öyle bir üstad rivayet söylemiş. Yine bir gün böyle Emirdağ'a bazı hacılar üstadı ziyarete gidecekler ve Seyda'ya soracaklar. Ya Seyda sen niye sakal bırakmıyorsun? Vesaire diye. Yolda biniyorlar arabaya. Otobüste gidiyorlar. Yolda çeviriyorlar polisler. Tabi o zamanlar üstad şeyde yani. Tevkifte yani. Herkes ziyaret edemiyor. Ne diyorsunuz? Bediüzzaman'ı sizi ziyaret edeceğiz. Edersin işte. Gelin bakayım siz diyor. İndir arabada. Bunlar alıyor nezarete. Sorgulara bir sakallarını kesiyorlar. Paketliyorlar. Sakalla gittik diyeden sakalsız dönüyorlar. O zaman anlıyor. İşlerinde bir kere demiş. Ya ulan biz demiş. Demek ki Seyda'ya demiş. Haksızlık yaptık. Cenab-ı Hak bize tokadı vurdu. Yani hiçbir yerde Bediüzzaman dememiş ki sakal bırakma. Ama Allah aşkına yani esasat dururken. Esasatla sünnet-i seniye olan hakaiki imane dururken cüz'i bir ona kıyasla söylüyorum. Cüz'i bir sakal meselesini nazara verip insanların ondan sonra alimi bulandırmak. Ya sakallı yoktu, bilmem ne yoktu diyerekten ondan sonra tahkir etmek gerçekten de hiçbir şekilde ne insafa ne de kişinin ondan sonra imanına yakışmaz. Yani bununla ilgili çok hadis-i şerif var. Ben okumayacağım. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok nazara vermiş ve sakal noktasında tavsiyeleri var. Ama bir tavsiyesi var ki mesela diyor ki sakal bırakaraktan diyor işte mecusilere muhalefet edin. İşte Hristiyanlara muhalefet edin. Şimdi Allah aşkına soruyorum. Bugün sakal bırakanların birçoğu işte artist veyahut da haşa belki farklı dinlerden insanlar yani. Şu anda bırakılan, sünnet-i seniyede bırakılan ne kadar sakal var yani? Film artistlerinin taklidi olan sakallar bu sünnet sakalına girer mi? Önemli olan şuur değil mi? Yapmış olduğumuz fiili sünnet yapan o manayı yakalamaktır. Şekil değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekli reddetmiştir. Şekilcilikten uzak olmak için ne yapmış? Sürekli tavsiye edin. Ona benzemeyin, ona benzemeyin, ona benzemeyin, buna benzemeyin demiş. Sen şimdi meseleyi içten donatmadan dıştan sakal meselesiyle Efendimiz'e benzediğini iddia ediyorsun. Ama hakaik imanıyla meşgul olduktan sonra bir de sakalı dolduğu zaman da nurun ala nur olur inşallah yani. Rabbim bize nasip etsin inşallah bu sünnet-i seniyeyi yerine getirmeyi ama öncelikle esasat-ı sünnet-i seniye dediğimiz hakaik imanla ciddi derinleşmek, vuzuh sahibi olmak, ciddi bir şekilde hakaik imanla terakki edip taklidi imanımızı tahkiki imana çevirmek esastır. Ondan sonra diğer sünnet-i seniyelerin hepsi yapıldıkça insana mana katar. Eğer bunu yapmazsak ilk hedef sakal olur. Sakalla beraber belki İslam'a çok büyük zarar veririz. Bugün o hakaikten mahrum bırakılan insanlar yüzünden IŞİD denilen illet ortaya çıktı. Bugün haşa ve haşa her sakallıya IŞİD muamelesi yapılmıyor mu? Birebir yaşadım. Yurt dışına gittim. Adam sakallıydı. Adamı reddettiler, geri gönderdiler. Sakalı yüzünden. Uçaktaydık, indik, tak verdiler raportu. La ilahe illallah. Niye? Sakalı var diye. Sakal yüzünden bak ne yaptılar? Bugün o işte düzenbaz adamlar, o münafıklar sakallı görünüp İslamiyet'i simgeler haline gelip İslamiyet'e büyük zarar vermediler mi? Mesele ortada. O yüzden içten dışa doğru bir dönüşüm, içten dışa doğru bir güzelleşme olması lazım. Ondan sonra sakal da bırakırsın, ondan sonra diğer bir şeyleri de uygularsın. O uyguladığın şey üzerine yakışır, haletin, tavrın şekline bütünleşir. O zaman dersin ya bu adam işte adam yani. Allah bu manayı anlamayı nasip etsin hepimize.